3 yaşında olması bir defa güzel bir olay Türkiye için. Çünkü içeriğini biliyorum ben, Ekavahti'nin. Ve başladığı zaman sevgili arkadaşım İnci bana ilk gösterdiği zaman, yani ona moral olsun diye böyle omzunu sıvazdım, ha 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 dedim ama İnci bir hayalin peşinde dedim ben. Bugün olmuş 3. yıl ve günlük ortalama tık sayısı 5000-6000, yoğunlaştığı zaman 10.000'e ulaştığı günler var. Bu tabii hoş bir şey. İnci açısından değil, Türkiye açısından hoş bir şey. Yani sadece sanat hem de bizde, Türkiye'de belli bir sınıfa ait olduğu izlenimini ısrarla ve inatla yayılmaya çalışılan bir sanat üzerine 6000 tık fevkalade hoş bir şey. Bu demektir ki sokaktaki insanın bu sanatla, her türlü sanatla ilgilenmeye başladığı, ama şey de çok cazip ve lazım. Yani Ekan TV'nin görüntüleri. Gerçi insanı tembelliğe alıştırıyor. Yani ben mesela cumartesi günleri, ne yazık ki pazar günleri yapamıyorsun. Türkiye'de nedense pazar günleri galeriler kapalı. İnsanların, aileleri bomboş olduğu günler, sabahtan akşama kadar gezebilecekleri günlerde bizde galeriler kilitlidir. Onun için cumartesi öğleden sonraları ben böyle şey turu yapardım. Galeri turu yapardım. İstanbul büyük, galeriler dağınık. Yani cumartesi akşamı bayağı yorucu olurdu. Şimdi canım istediğinde giriyorum Ekavahti'ye, şeyleri geziyorum. Bütün sergileri oturduğum yerde, yerimden kıpırdamadan. Şu da oluyor yani, şakası bir yana, farkında olmadığım şeyler var, sergiler var. Orada gördüğüm bir görüntü beni yakalıyor, tahrik ediyor. Diyorum ki bu şey beni kesmez, görüntü beni kesmez. Hadi bakalım, yollara düşüyoruz. Serginin aslını görmeye gidiyoruz. Hoş düşünülmüş bir televizyon. Hem belgesel yanı var, hem de özellikle bu sergi açılışları dolayısıyla magazinel yanı da var. Yani onları da izlemek, işte kimler geliyor, kimler gidiyor, neler yapıyorlar, neler ediyorlar, o da hoş bir şey. Yani keyifli bir şey yapmış, televizyon yapmış sevgili İnci ve arkadaşları. 3. yaşına girmesinin belki sebebi de bu. Oraya bakmak keyif veriyor insana.